Bizim şirket şimdiki yerine yeni taşınmış. Babamın odasını yerleştiriyorlar. Masasını getirdiler. Şuraya koyun dedi. Ben de baba bak burası daha iyi dedim. Hem manzarası var. Olmaz dedi. Kapı tam karşımda olacak. Anlamadım, çocuğum tabii. Sonra dikkat ettim. Babam nerede olursa olsun kapıyı görecek şekilde oturuyor. Bir gün sordum. Niye? Geleni daima gör dedi. Kimsenin sana arkadan yaklaşmasına izin verme. Sırtımı kapıya döndüm oğlum. Sırtımız güvende zannederken Karayaşlı Haydar Karaağan'ın oğlunu bir dakikada sattı bu millet. Gördün işte. Sinan, sen kendine fazla güvendin usta. Mesele bu. Nasıl olsa hallederim dedin. Gene halledeceğim. Sen hiç kafana takma, göreceksin. Oo, kimler varmış burada? Biz de zaferimizi kutlamaya gelmiştik. Sizi de davet edeceğim ama teşrif etmezsiniz herhalde. Neyse. Afiyet olsun beyler. Afiyet olsun dedik. Medeni olun dediniz. Senden mi öğreneceğim ben medeni olmayı? O Tecet film var ya hani. Zamanında çok hava bastım buralarda. Nerede şimdi? Al o Tecet filmi de. Gel bizim dükkanda ölçü al. Ulan ağzını burnunu dağıtırım seni. Sinan saçmalama. Gel zaten. Sen mi korkuyorsun lan? Gel. Sen mi korkuyorsun? Gel. Kimsin lan? Sen mi korkuyorsun? Mücahit Bey. Tamam. İşte senin medeniliğin bu kadar. Ama senin... Sinan Bey lütfen. Tamam. Yürüyün gidelim hadi. Buranın tadı kaçtı. Neredesin sen? Belki 100 kere aradım. Niye açmıyorsun telefonunu? Ne bu gazetedeki rezalet? Sinan cevap ver bana, nedir bu dedim. Sonunda itibarımızı iki paralık ettin. Babanın kemikleri sızlıyor. Anne kes. Sinirlerim çok bozuk. Bak kalbini kırarım. Ne durum?